Efendim Ankara'da ATV Haber Merkezi'nin şöyle çok süzme, hani hergelenin bayrakla önde gideni diyeceğimiz, yani bizimle aynı topun kumaşı diyeceğimiz değerli bir arkadaşımız, meslektaşımız var. Tayfun Taliboğlu. Geçtiğimiz gün öyle bir haber yaptı ki Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek de hani kıskanmadım desem yalan olur. Efendim Melih Gökçek nereden kendisine geldiyse bu şey birdenbire heyecana, dehşete kapılmış ve bazı heykelleri adaba, ahlaka aykırı bularak kaldırmış. Sonra babasının malıymış gibi bir de ona buna hediye etmeye, armağan etmeye çalışıyor. Şimdi Allah'tan ki Ankara'nın, düşünsenize siz Floransa'nın, Roma'nın, Paris'in filan belediye başkanı olsa bu hazret. O zaman o Rönesans'dan bu zamana kalmış insanlığa tarih yoluyla armağan olmuş o güzelim heykellere bakıp Allah Allah, burası herhalde kent şeklinde bir kar getiren hane. Ve Rönesans sanatçıları Donatello, Machiavelli filan da Matit Manukya'nın İtalyan asıllı büyük babaları olsa gerek diye bir garip yorum getirirdi. Evet, şimdi sonra daha da büyük laf etti çizmeden, pardon, ayakkabıdan da yukarı çıkarak ve insanların insanca bakıldığında, yani arızasız kafayla bakıldığında üretime dönük en soylu, en eski eylemi olan birleşme, yani mercimeği fırına verme eylemini içine tüküreyim böyle sanatın tabir etti. Şimdi başka kanallardaki bazı Türk büyüklerinin jargonunca olacak ama arada bir biz de böyle büyük laflar ediyoruz işte. Şimdi onlardan biri. Efendim, sanat eserlerini tükürük okkası sananlar tarih babanın lazımlığı kadrosuyla resen emekli olurlar biliyorsunuz. Neyse, şimdi heykel meselesine çok taktım. Niye taktım? Biliyorsunuz bu mercimeği fırına verme dediğimiz gibi eylem heykel yoluyla olduğu zaman ahlaka filan, insanlığa filan aykırı da çok soylu amaçlarla, katakulli yoluyla, makbuz bilmem ne yoluyla mercimeği fırına verme şeklinde olduğu zaman tuğkaka mı? Niye heykel meselesine taktım? Şimdi sizi İsrail'e götüreceğim. Enteresan bir ülke. Hemen ön yargılarınızı bir kere atın. Çünkü A takımı izlettirecek biliyorsunuz. Gayet nesnel, objektif bakarız. İsrail'in girişinde Hayfa Limanı'nda küçücük bir heykel var. Özgürlük anıtının küçültülmüş heykeli. Onun büyüğü biliyorsunuz çağdaş dünyanın harikalarından sayılıyor. Dev gibi bir özgürlük anıtı adıyla anılıyor. Evet, sadece heykellerinde değil, Amerika'yı taklit etmekte küçük Amerika dedirtecek gibi bir ülke olmuş İsrail. Şimdi bizim gözümüzle şu İsrail'i bir izleyin ve bu kıyamızı hiç unutmayın, olmaz mı? Kendi küçük olsa da dört bir yandan dünyayı saran Yahudi lobisiyle Amerika'nın şımarık çocuğu olarak büyümüş İsrail işte böyle bir ülke. Yıllardır kan davalı olduğu Araplarla her an kapıştıklarını anımsatacak gibi silahlı, coplu, tanklı, tüfekli görüntülerin yanı sıra sanki dev bir keyif ve eğlence ülkesini andıran, sanki çatapat bile patlamıyormuş, herkes zevk-ü sefaya dalmış dedirtecek kadar eğlencesi bol bir tuhaf yer. Birkaç yıl öncesinin kapalı kutusu kapaklarını açtıkça ortaya çıkan çelişkili manzaralar, ilginç, çarpıcı, şaşırtıcı, kimi zaman coşturan, kimi zaman yürek parçalayan tezatlar diyarı. Daha bir yaşındaymış ama dondurma yiyor. Hem hastayım dersin hem dondurma yersin. Evet, çocukluk günlerimizin eski bir oyuncağına hula hoop'a rastladık. Bakalım hala becerebiliyor muyum? Bir dakika versene, bir saniye. Başarıyorum. Evet, başarıyorum ama daha fazla ileri gitmeyeyim. Gel yap bakalım. Bravo, bravo, bravo. Bir de burada çevirsene. Şimdi göbekte çevirmece. Evet. Hop. Bir daha. Bakın burada kocaman bir solucan var. Şimdi buradan girecekler, öbür taraftan çıkacaklar. Çocuklar için işgalin, savaşın, barışın sözlük anlamları farklı elbet. Onlar şimdi her şeyi oyunla, coşkuyla yaşama çağındalar. Nüfusunu artırmak isteyen İsraillerse onlara gözü gibi bakıyor bu nedenle. Görüyorsunuz ortalık son derece tenha, adeta inlerle cinler top oynuyor.
Şimdi burada bir nüfus sayımı var filan zannetmeyin. Hayır, bu İsrail'de sıradan olağan bir cumartesi günü. Cumartesi günleri Musevi inançlarına göre kimse çalışmıyor, tatil yapıyor. Bir de Müslümanlar var biliyorsunuz İsrail'de. Onlar için de cuma günü aynı şekilde. Bir de Hristiyanlar var. Onlar da pazar günü tatil. Demek ki İsrail'de haftanın 4 günü ancak normal sayır gün sayılıyor. 3 gün ise tatil yapılıyor. Peki bu 4 günde 4 milyonu biraz aşmış bu kadar insan acaba nasıl oluyor da bu mucizeyi başarıyorlar? İsrail dünyanın önde gelen ülkelerinden biri oluyor. Tabii onun cevabını biz vermiyoruz. Biz sadece size bu cumartesi gününün böyle tenhalığını göstermekle yetiniyoruz. Bu güzelim günde, bu yaz gününde, bu sıcağın altında ve tatilde acaba millet evlerine mi çekildi? Vah vah yazık filan derken durumun hiç de öyle olmadığını kavradık. Çünkü Hayfa plajları tıklım tıkış dolu. Şimdi göstereceğimiz manzaraları 18 yaşından büyükler seyretmese iyi olur. Baby, don't hurt me. Bir dakika bakalım. Nasıl, hangimizin boyu yüksek? Yalnız burada şike var efendim. Niye şike var diyeceksiniz. Şimdi Gökhan size göstersin. Niye şike var? Göster Gökhan'cığım şikeyi. Gördünüz mü? Ben ayağımın altına sigara kağıdı bile almıyorum. Ama yine de gerçekten hoş bir kız. Bakayım. Böyle böyle belki yaklaşmak mümkündür. Okey. What's your name? Rachel. Rachel. How old are you, Rachel? Schwarz, 17. 17? Aa, reşit de olmamış. Bunun yanında durmak tehlikeli. Okey. Efendim, tabii. Her ne kadar yanlarında kız arkadaş göremiyorsak da milletin gönlünde taşıdığı, kalbinde taşıdığı kızları bazıları kollarına şey yapmışlar. Valla bizim Kamil Çakmak'ın çizgilerine benziyor. Who is she? What? She your girlfriend? No. Evet, kız arkadaşı değilmiş. Zaten böyle açıkta dolaştırma. Valla, evet. Süt Endüstrisi Kurumu'ndan görseler gayet güzel olurdu. Hocam please join us. Evet. Şu anda A takımı izleyicilerine yaptığım en büyük kıyaklardan birini yapıyorum. Özellikle gençler. Eyvah, kıyaklar gidiyor. Tabii Hafa is champion now. Yeah. And she is the number one in the whole country. How about Jim Mom Mom? Jim Mom Mom. Mom Mom Mom. Mom. Zaten Galatasaray Avrupa'da meşhur. Biliyorsunuz İsrail bir Avrupa ülkesi değil. Onun için üzülmeyin Sayın Cimbomba. Evet gençler, kıyak serilerimiz devam ediyor. Yine çok güzel bir kızla karşınızdayız. You are very wonderful. What's your name? Orly. Orly, how old are you? 17. Herhalde benden kaçıyorlar. Yani başka bir şey olduğunu zannetmiyorum. My foot is burn, you see? Ayaklarım yanıyor, özür dilerim. Bu arada gönlüm de yanıyor tabii. Evet, simsiyah bir kız, masmavi gözler ama inanmayın telmaşa. Lens bunlar. Is this your lens? Very good. Blue, dark blue. Evet, gece mavisi gözlü kız. Don't you speak English? No. Evet, sadece bakmakla yetiniyor ama gerçekten güzel bakıyor. She's nervous. Nervous. Evet, onu sevmek istedim çocuklar sizin için. Çok tatlı bir şey gördüğünüz gibi. Ama çok sinirliymiş. Her hatun gibi. Biraz kızgın. How are you? Fine. It's very hot, huh? That's it. İşte kutsal kent Kudüs. Dilimizin söylemeye pek de varmadığı, içimizin bir türlü almadığı adıyla Jerusalem yani. Fanatik Musevilerin ağlama duvarı önünde silahlı askerlerden yüz bularak söylediği şarkılarla birlikte altın kubbesiyle kentin düşsel hakimi gibi duran El Aksa'nın içinden on binlerle Filistinlinin yorgun ama inançlı seslerini dinler gibiyiz. İşte kutsal topraklarda süren kan davası dediğimiz olayların geçtiği yerin nabzı tam burada atıyor. Esas kalbi burası yani. Gördüğünüz gibi üstte bir kubbe görüyoruz. O Hazreti Ömer Camisi'nin, El Aksa'nın kubbesi. Hemen altında
Musevilerin kutsal saydığı bir başka yer var. Ağlama duvarı. Biraz daha ileride İsa'nın ruhunun göklere yükseldiği ileri sürülen bir başka son derece onlar açısından yani Hristiyanlar açısından son derece kutsal bir bölge. Yani üç tek tanrılı dinin ana dinlerin ortak kesişme noktası. Evet, bu yüzden de bu kutsal topraklarda kan davası yıllardır süre geliyor. Şimdi biraz daha içerilere girelim ve A takımı gözüyle size bu kutsal toprakları şöyle bir tanıtalım bakalım. Şu anda Kudüs'ün belki de en trajik noktalarından birindeyiz. Müslümanlarca Kabe'den sonra en kutsal yer sayılan Mescid-ül Aksa, El Aksa önünde. Bir adı da Hazreti Ömer Camii. Bugün Cuma ve içeride binlerce kişi Cuma namazı kılıyor. Ancak namaz zamanı içeri kameraların girmesi, zaten Müslüman olmayanların girmesi kesinlikle yasak. Ama böyle özel anlarda kameraların girmesi tümüyle yasak. Biz Müslüman olduğumuzu söyledik ancak kameralarımız yüzünden içeri bırakılmıyoruz. Evet, biraz önce bizi almadıkları o muhteşem camide namazını eda eden Filistinliler şimdi akın akın boşalıyorlar. Oldukça keyifli görünüyorlar. İşgal altındaki Arap topraklarında son günlerde azatlığın, bu az da olsa gelmiş olan azatlığın tadını çıkartan bir Arap, bir Filistinli aileye konuk olduk. Şimdi onun görüşlerini dinleyeceğiz. Yes. Peace good. Not Jerusalem not good. Not take Jerusalem, Arab Muslim not take Jerusalem not good. Because this is Jerusalem for only for Muslim. To pray any people Muslim. 100,000, maybe 1,000,000 Muslim. Not مش مسوي ولا إشي المسلم. ولا إشي مسويين الإسلام. نايمي. إسلام sleeping. Isn't it real peace? Peace غزة نريحة. Maybe good for him, not for Arab Jerusalem. What are you thinking about Arafat? Yasser Arafat. Good man, good. Good man. Kwayis Arafat. Arafat kwayis. Why did you Ahlan wa sahlan bi Arafat. Ahlan wa sahlan bi Arafat. Sadece Arif olan değil, Arafat olan da anlar anlamını herhalde. Ehlen ve sehlen be Arafat. Küçücük küçücükken ninem beni kucağına alırdı ve bir ebem kuşağından bahsederdi. Bu düşsel ebem kuşağının altından erkek geçerse, yani erkek çocuk geçerse kız çocuk olurdu. Kız çocuk geçerse erkek çocuk olurdu. Şimdi zamanımızda tabii böyle öykülsü, böyle masalımsı şeylere pek itibar etmiyoruz. Ama gerçekten de düşsel bir gök kuşağının yerini almış bir başka geçidin üzerindeyim şu anda. Bu nedir? Kapalı çarşıyı ayıran bir kapı. Hangi kapalı çarşıyı? Kudüs'teki kapalı çarşıyı. Burası Araplara ait bir bölüm. Oldukça yoksulluk kokuyor. Oldukça yoksulluk kokuyor. Şimdi hemen dönüyorum. Burası da Musevilere ait, İsraillilere ait bölümü kapalı çarşının. Gördüğünüz gibi işgalci zihniyet buralarda taşlara bile imzasını atıyor.